Herkese merhaba arkadaşlar, RetroAç'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Pokemon Revolution Online bölümüyle karşınızdayım. En son bölümü izlemezseniz kanalda bulabilirsiniz. En son bildiğiniz gibi Mawile şehrine gelmiştik. Ve buradaki Jim lideriyle kapışacağız arkadaşlar. Fakat takımda şöyle değişiklikler oldu. Etrafı dolaştım. Abi şöyle söyleyeyim. Şuradan haritadan gösterelim. Patika 118'e gittim. Surf bilmeden buradan ileri gidemiyoruz. O yüzden elektrik ve manik track kasamadım. Açık söylemek gerekirse. Patika 117'ye gittim. Patika 117'ye hatta gidelim. Gitmişken şöyle olayı anlatayım size. Oradan yine geçeceğiz aslında ama. Şöyle buralardan geçelim. Pokemon'ları kastık. Farkındaysanız bir tane Mightyena'mız var. Şimdi bu tarafların hepsini dolaştım abi. Buradaki elemanların hepsini yendim. Alfred'le bir işimiz yok. Burası Pokemon Daycare Center. Fakat bu oyunda olmadığı için orada bir şey yapamıyoruz. Buradaki elemanların hepsini yendik falan filan. Yüzemiyoruz şu an, surf kullanamıyoruz. Sonra. Heh. Fisherman George, bunları yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. O yüzden anlatıyorum şimdi. Fisherman George poke toplarını suya düşürmüş. Bir tanesini burada kaybetmiş. Burada surf öğrendiğimizde onun için gidip alacağız abi. Sonra burada yine bir Master Ball trolü var. Abi adamlar bizi paso kandırıyorlar. Bu Master Ball'u alamıyorsun. Buradan geçemiyorsun. Buradan yukarı çıkış yok zaten. Orada bekleyen boş bir Master Ball var. Yani bu taraflardan da geçemiyorsun. Bu arada bunları da yendim. Şurada, şuralarda bir yerlerde aynen. Bizim şu Rachel vardı ya, 9 tane arkadaşı dağılmıştı Hoenn bölgesine. Item veriyorduk. Onlardan kimmiş kim? Tukul mu? Torkul mu? Öyle bir eleman var burada. O elemanla da konuşuyorsun. Pokeball veriyorsun bir tane. Sonra Rachel'ın diğer arkadaşlarını aramaya devam ediyorsun. Buradan Rocktuff tünele gidilecek. Fakat oraya gitmeden önce Jim liderini yenmemiz lazım. Bu arada ne bulduk? Mightyena'mız var. Bak bayağı Mightyena farm yaptım abi burada. Yani Adamant Nature olsaydı olurdu. Fakat bula bula sadece bunu bulabildim. Yani bir sürü Mightyena yakaladım harbiden bak. Adamant Nature'la da buldum ama statları çok kötü. IV'leri çok kötü ve atak IV'si 30 olsa ya da 25 falan olsa da razıyım. Hani 1-1-1 ya. Bir IV'li Adamant Nature'lı Mightyena mı olur? Neyse. Sonra yine azmettim falan filan. Kastım, yani daha doğrusu bayağı farm yaptım ve bir tane şey buldum. Puchiana buldum. Pardon, Mightyena demeyeyim. Puchiana buldum. Puchiana'ya 30'a kadar kastım ve Mightyena yaptım. Şimdi Jim Leader'le kapışmanın zamanı geldi bence arkadaşlar. Hızlıca buradan giriyorum. Rolls 37 bu arada, diğer Pokemon'ları kastım. Rolls 37, Lotad 41, Mightyena 30, Growlithe 34. Meryl burada iş yapmayacak. Lotad de yüksek ihtimalle burada iş yapmayacak. Helper var. Şimdi oy burası ne böyle? Hangisi iptal oldu ya? We have to activate one string of the electric barrier. Ha, bir tanesine bastığın zaman ötekini şey yaparmış. Ama önce bununla kapışmamız gerekiyor. Battle Guy Ron var. Abi buradan bayağı bak. Maniac Angelo var. Bakalım. Magnemite de başladı. Yine level'ları bizim level'ların üstünde, 40 level mi? Yok, 41'in de üstündeler. Neyse, o zaman abi yalnız bu şey Steel type saldırısı varsa Ayva'yı yedik. Hem Steel hem şey Mirror Shot yaptı. Ve geçmiş olsun Steel type saldırı. Süper efektif. Geçmiş olsun. Vatana millete hayırlı olsun. Rolls Zord. Abi Steel type saldırıları varsa Ayva'yı yemiş durumdayız. Growlithe'la gelelim. Growlithe'la Sceptile yapmaya çalışacağım. 36 olursa Sceptile olacak. Haydi bakalım deniyoruz. Leaf Blade mi çaksam? Neyse, fena değil, not very effective. Yani eğer işlemezse bu Pokemon'lar abi, şöyle ki gidip Pokemon'ları kasacağız tekrar. Grand type Pokemon bulamadım ama en kötü ne yaparım? Eğer hala geçemezsem burayı Rock Tunnel'a giderim. Ölmedim ya. Rock Tunnel'a giderim. Rock Tunnel'dan Geodude falan yakaladım. Electrike geldi. Yani baş belası abi bunlar. Harbiden baş belası. Mega Drain çakalım. Şu elektrikten bir tane biz bulamadık abi ya. Şu Rolls'u tekrar canlandıracağım abi. Karşı tarafta Steel Type, bildiğiniz gibi Steel Type'lar peri tip Pokemon'lara karşı bayağı sağlam çakıyor. Gidip Rolls'u canlandırıp geri geleceğiz abi. Growlithe'la gidelim. Growlithe'la 36 yaparız. Mightyena'yı da kastım bayağı. Dediğim gibi Mightyena'yı da daha doğrusu Puchiana'ydı. Mightyena kadar yaptık. Assurance öğrettik. 62'de Sucker Punch gelecek. Şu an bize lazım olan hamle. Ya daha doğrusu Move. O. Growlithe'la takımın başına alacağız. Heh, bir tanesi gitti. Elemanların birini yendikçe gidiyor. Hemen hızlıca Center'a gidip gelelim arkadaşlar. Ya da Center şurada ya. Hemen gidip gelelim. Heh. Kesmeye gerek yok videoyu.
Dediğim gibi ne yapacağız? Hızlıca buradaki elemanları yeneceğiz. Oradan bayağı exp gelecektir bize. Ardından umarım cindileri yenip 3. rozetimizi alabiliriz. 3. rozeti aldıktan sonra senaryo bizi Rustboro'ya göndermemizi istiyor. Rust taraf yapacağız. Rust taraftan Meteor Falls'a doğru yollanacağız arkadaşlar. Orada olaylar var. Team Magma, Team Aqua, yine Jackson'ın olayları falan var. Evet, bir tanesi gitti bariyerlerin. Şu elemanla kapışalım. Gitarist Sean var. Buna basacağız. Bunların elemanın hepsini yenmek gerekiyor herhalde. Raichu'su var. Hadi bakalım. Grovyle mı daha hızlı, Raichu mu daha hızlı? Mega Drain. Raichu daha hızlı. Quick Attack yaptı gerçi. Sıkıntı yok. Ah, şurada bir tane Grand Type Pokemon'umuz olsaydı. Bu arada Grovyle'ı 35 yaptık. Buradan bence Sceptile'a çeviririz. Abi şey yapmayacağım. Grovyle'ı açıkçası çok takımda tutma taraftarı değilim. Yani ileride ne olur bilmiyorum. Statları fena değil ama bir Nature alsaydık. Yani IV'leri fena değil ama bir Nature olsaydı. Güzel olurdu. Daha doğrusu Nature var da işte statlara etki eden bir Nature olsaydı daha güzel olurdu. Ama yine bence duruma göre iş yapacaktır. Yani Lotad'e göre daha düzgün durumda. Voltorb'u var. Leaf Blade. Bak, 36. Birazdan Sceptile olur. Buradan yukarı geçene kadar Sceptile yaparız. Ya Lotad ve Rolls'u Curly'e yapmadığım için, Lotad'i de Lombre yapmadığım için sıkıntı yaşıyorum. Çünkü statları, base statlarında artış olmadı. Haliyle evrimleştiği zaman artış olacak. Bu da bizim işimize yarayacak. Maitiana'dan bahsedecek olursak biraz daha. Yani dediğim gibi Adamant olsaydı çok daha güzel olurdu. Bir yandan da şuradaki elemanı yeniyorum. Adamant olsaydı 10 numara olurdu. Paralyze geldi. Yani defansı biraz düşecek. Fena değil. Lonely de yani atak statlarını arttıracağı için işimize yarar. Quick Fit ability'sinin olması güzel. Speed'i 150 artırıyor fight'ta. Güzel bence. Tekrar center'a gitmeyeceğim. Hemen şuradan item kullanalım. Cherry Berry paralyze'ı nötrlüyordu. Şuna basalım. Aha. Buraya bastım, bu taraf gitti. Oo, kötüymüş. Tekrar basalım, geri açılsın. Şimdi. Bug Maniac Angelo. Sonra Battle Guy Ron'u yeneceğiz. Volbeat var. Yani Bug Type abi. Pursuit çakalım şuradan. Tail Glove yaptı. Special attack daha fazla yükselmiyor zaten. Yani Leaf Blade atsam ne kadar vuracak? Cut yapayım. Leaf Blade çok fazla vurmayacak. Bug Type olduğu için çimen tip saldırı çok fazla vurmuyor. Signal Beam yaptı. Geçmiş olsun. Tek atar. Normaldir. O zaman biz de Psychic'le gelelim. Rolls'la bir tane çakalım şuraya. Ya çok normal abi. Bug Type bildiğiniz gibi çimen tip Pokemon'lara karşı çok sağlam ve Signal Beam de Bug Type'ın en sağlam saldırılarından bir tanesi. Yani haliyle bu durumun olması normaldi. Rolls'u da bayağı attırdık. Güzel exp geldi. Sıradaki Pokemon Illumise. Güzel. Rolls buradan 38 olur. 10k exp geldi be abi. Special defansı gitti. Encore kullandı. Güzel. Rolls 38 oldu. Hatta oradan bir level da alacak neredeyse. Biraz daha zorlasa. Şimdi hızlıca hemen center'a gidip geleceğim arkadaşlar. Şu Pokemon'ların canlarını dolduralım. Grovyle gitti. Revive falan basmayalım. O Pokemon'lara ihtiyacımız var. Güzel. Center'da da center diyorum. Gym'de de bayağı kasılıyor. Bir de level'ları bayağı yüksek Pokemon'ların. Bir dakika. Şu adamdan kurtulmamız lazım. Heh, aynen. Şimdi bu durumdayken bu adamla savaşmak istemiyorum. Battle Guy Ron falan garip bir ismi var. Yani savaşılıyor mu bilmiyorum da. Savaşırsak sakata gelmeyelim. Hamzah'a selam olsun. Hamzah. Evet. Buradan. Grovyle level atlamak üzere. Rolls level atlamak üzere. Hemen arkana aynımıza binelim hızlı. Aha, geçince kapanıyormuş lan. Aha. Burası açıldı bu sefer. Şimdi bir dakika. Buna bastım, burası açıldı. Oğlum ne oldu buraya ya? Buna aynen. Ben burada kaldım bu sefer. Haydi. Geri bas ona, gel. Bir dakika. Dur, burayı çözeceğiz ya. Burası böyle bir garip oldu. Buna basınca, buna basabiliyoruz mu? Abi ne oldu ya burası? Allah, iyice sıkıştım. Bir dakika. Çözeceğim, dur.
Oraya oraya işliyor. E şuna basınca neresi değişiyor ya? Tamam. Bir daha bastım. Buraya döndü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuraya bas. Bir daha... Hayır, hayır. Orasını kapatmak lazım. Yo, dur bakayım. Abi iyice kapandı ya. Ulan ne biçim şeydir burası? Deneme yanılma yapacağız. Şu adamla bir kapışalım da. Şu adamı bir halledelim, ondan sonrasını ayarlayacağız. Ah, şöyle yerleşeyim sandalyeye. Mine'ını var. Gravile'li alırız buraya abi. Güzel, Gravile level atlıyor. 36. Septile olur. Çok iyi. Plasıl var. Bu da tek yer. 9K güzel XP veriyor. Harbiden güzel XP veriyor. Leaf Blade daha at. Hemen Septile yapalım. Rolls takım başına alalım. Dediğim gibi Rolls falan kasmaya çalışalım. Lotet'ten buradan bize ekmek çıkmayacak. Yani o kesin abi. Lotet'ten ekmek çıkmayacak. Meryl'den de ekmek çıkmayacak. Lotet gene en azından biraz vurur da. Yani Water type olduğu için ayvayı yedi her türlü. Haydi Septile, güzel. Septile'ımız doldu. Rolls'u tekrar takım başına alıyorum. Bunun nereye gidecek bilmiyorum çünkü. Şuraya bastım. Bak, şuraya basarsam burası açılır. Abi ya, burası niye açılmadı bir dakika. Şu aşağıyı açık bıraksam. Şu aşağıyı nasıl açık bırakacağım peki? Aha, bence bu sefer oldu abi. Çekil bakayım çocuğum şuradan. Evet. Bayağı uğraştım ama geçtim. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata değil ya, gym liderine giriyoruz. Oo. Elektro barrier'ların hepsi gitti abi. Watson, adamım. Haydi. Kapışıyoruz. Merhaba. Oo, demek ki diyor çözdün diyor benim şifremi diyor. Evet diyor. Ne? Kanto ve Johto şampiyonu bölgesel şampiyondan daha az beklenmezdi herhalde. Oğlum biziz. O biziz yani. O biziz. Benim o. Electric type. LT Surge'ü de yendim. Onu da yendim. Seni de yeneceğim birazdan. Büyük konuştu mu? Hadi bakalım inşallah. Magnemite. Hop. Rolls gitti. Abi direkt Magnemite'la başlanırım ya. Gözünü seveyim ya. Dur bari şu Meryl'a geçelim ya. Meryl gitsin bari direkt. Septile'a geçelim, oradan yürüyeyim. Abi direkt Magnemite'la başlanırım. Gözünü seveyim. Dinine yandım. Meryl zor. Yani garanti. 4 tane Pokemon var bu arada. Ayva'yı yiyebiliriz. Yani Meryl'ı verdik abi ya. Septile'la gidelim. Yani daha farklı bir elektrik Pokemon çıksa Rolls iş yapacak. Special defansı var. Sağlam. Yani special defans dediğim o kadar special defans yok da yani Curly'ye falan olsaydı daha iyi mi olacaktı? Anlamadım yani. Curly'ye mi çevirsek? Umarım Paralyze çakmaz. Septile hızlı. Başlar. Fena değil. Fena değil. Zenith bat. Güzel, vuramadı. Leftover'la can bastık. Leaf Blade ile devam ediyorum. Septile böyle götürecek herhalde abi. Ya Steel type olması şeyi bitiriyor. Açık söylemek gerekirse. Leftover bayağı bizi durumu götürüyor ya. Mega Drain yapayım, biraz can basayım. Leftover da can basar. Magnemite gitti. İlk Pokemon'u rahat aldık. Açıkçası yani Rolls'a karşı direkt Magnemite atması kötü oldu. Şeyden bakmadım. Hani hangi Pokemon'ları falan var diye Google'dan araştırmadım. Voltorb'u var. Bu da rahat geçer. Leaf Blade at. Güzel abi. Rollout yaptı. Buradan Mega Drain'le Septile tek götürecek herhalde maçı. Rolls'u kassaydım burada iyiydi aslında ama oyun altı attı. Magneton. İyi ki de takımda değişiklik yapmamışız. Leaf Blade'le devam ediyorum. Nasıl bir saldırı kullanacak bilmiyorum. Çok az vurduk. Tree atak yaptı. Mega Drain mi yapsam? Şimdi Pursuit iş yapar mı? Yapmaz. Mega Drain'le biraz şey yapalım. Çünkü yine şey yapacak. Tree atak yapacak. Mega Drain leftover. Mega Drain leftover. Bence götürürüz buradan. Şimdi Tree atak da Tree atakla devam ediyor. Of, çok iyi vurdu be. Septile Frozen abi. Geçmiş olsun. Vatana millet hayırlı olsun. Septile zortladı. Septile'ın zortlaması. Ne yapacağız? Zortlamadı da Frozen yedik. Kötü oldu. Pokemon değiştirip Mightyena'ya mı geçsem yoksa Frozen geçer de biz şimdi bir dakika can 50 can bassam şeyden de gelse. Sodapop var. 60 can basıyor, güzel. Yani durumu biraz daha idare edebilirim. Az da olsa bir şey vursam Frozen Solid, bir şey yapamıyoruz. Tree Attack yaptı. Leftover'dan biraz can bastık. Leaf Blade
Hala Frozen. Triatak geldi. Leftover'la cam basıyorum. Soda pop yapacağım. Şu Frozen'dan kurtulabilsem. Geri kullanacak şeyim yok. Heh, süpersin. Triatak geldi. Tekrar Froze verme bana be. Şaka mısın arkadaş ya? Harbiden şaka mısın ya? Frozen solid ya. Ulan inat değil mi ya arkadaş? Silah ataktan Frozen yiyip duruyoruz. Haydi. Haydi. İki tur falan geçiyor sürüyor herhalde. Hala Frozen. Silah atak. Bence bu tur vururuz. Bak bu tur vururuz. Bu tur vururuz. Evet be. Süpersin. Çak. Güzel. Not very effective. Olsun. Tri atak. Frozen verme. Haydi gene mi ya? Gene aynı taktiği yapacağız abi. Soda popları. Bu arada soda popları nereden aldım? Soda popları arkadaşlar. Şöyle ki. Hatırlarsınız. Slateport şehrinde. Plaj kısmında elemanlar var. Kapışıyorduk falan. Onu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Orada aldım abi. Orada elemanları yendim. 5 tane soda pop verdiler. Bence buradan. Hala Frozen Solid. Yemedi be abi, yemedi ya. Leftover. Soda pop son. Ya ben götüreceğim, Sceptile'la götüreceğim. Çünkü şey direkt yiyecek gidecek buradan yani, açık söyleyeyim. Tri atak geldi. Ya artık sıyrıl şundan ya. Leaf Blade. Evet bu, öldür artık şunu da be. Abi çok az canı kaldı. Yine Froze olacak. Yeme, verme Froze. Yok Froze ha. Vallahi yok. Güzel. Al Leaf Blade. 37 oldu Sceptile be. Eh arkadaş ne uğraştırdın bizi ya. Sıradaki Pokemon umarım Magnezone falan değildir. Yani yoksa harbi ayvayı yedik. Rolls hiçbir şey yapamayacak. Manectric iyi bari ya. Harbiden iyi bari ya. Mega Drain ile başlayalım. Leftover Mega Drain. Mega Drain biraz vursa. Güzel abi. Bayağı can çektik. Şeyden de Leftover'dan da Ice Fang. Ya abi şaka mısınız siz ya? Harbi şaka mısınız ya? Yani tam çimen Pokemon'larına karşı yapılabilecek en sağlam saldırılardan bir tanesi. Şey ölecek yüksek ihtimalle. Sceptile Ice Fang yiyince gidecek abi ama 3 tane Pokemon'lar herhalde bunu rahat alırız diye düşünüyorum. Rolls'a geçeceğim ama Speedy Manectric'in fazla da tek atar mı bilmiyorum. Rolls bir tane vursa bence buradan durumu kurtarırız diye düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel. 41 level. Future Sight geldi. Abi 10 numara bir saldırı. Ama 2 turluk bir saldırı. O da tabii ki biraz sıkıntı. Tamam. Calm Mind yerine Future Sight alalım. Rolls. Hakkını verdin. 2 tane level 1'den aldık bu arada. Curly'ye yapmayacağım seni. Şimdilik dur. Bu arada farkındaysanız 3. rozetimizi aldık. Hoenn bölgesi 3. rozeti. Çok iyi. Bence. Haydi. Tamam haydi konuşma. Dynamo Badge alındı. Ama sanırsam Surf kullanamıyorum. Hala. Helper ne vereceğim bana? Ne vereceğin abine? Thunderbolt veriyorsun abine. Thunderbolt bir tane alayım abi. İleride iş yapar. Dursun. Evet arkadaşlar hemen center'a gidiyoruz. Canlarımızı dolduruyoruz. Hızlıca buradan şeye doğru yollanıyoruz abi. Üçüncü uzetimizi aldık. Mawile şehrindeki şu an için olayları bitirdik. Nereye doğru gideceğiz? Verdun Turf kasabasına doğru gideceğiz. Bu arada tünel falan filan var. Çekil Verdun Turf kasabasındaki olaylara bakalım neler oluyor. Ardından dediğim gibi Rastraf tünelinden tekrar Rasporo şehrine doğru döneceğiz. Buradaki NPC'lerin hepsini yendim, biraz önce olayı anlattım zaten arkadaşlar. Ama harbiden güzel bir gym mücadelesi oldu. Olsa da poplar olmasaydı biz burayı kazanamayacaktık. Çünkü adamda sağlam ice saldırıları var abi. Tri atak, Ice Fang, Sceptile'ı bayağı bitiriyordu. Burada da Pokemon Center varmış. Buradaki evleri yavaştan bir dolaşalım. Ne varmış ne yokmuş. Bir tane Sega oynayan eleman var. Rahat bırak ben diyor, oyun oynamak istiyorum diyor. O video oyunlarına karşı takıntılı hale geldi benim oğlum diyor. Anası da şikayetçi bu durumdan. Random House. Buranın müziği ne güzelmiş ya. Bir emmi var. Söyleyecek bir şeyim yok diyor. İyi günler. Kimse benimle konuşmak istemiyor ya. Bu ne biçim mahalle arkadaş. Oo Pokemon animasını izliyorum diyor. Bize katılmak ister misin diyor. Kardeşimle birlikte diyor Pokemon animesini izliyoruz diyor. Ah izleyemeyin işte. Pokemon'un şarkısı çalıyor.
Dünyanın en iyisi olmak istiyorum. Kimsenin olamadığı kadar. Burada emin ediyor. Küçük kasabamı seviyorum. Zaten bir şey yok kasabanda. 3 ev var. Bir tane Pokemon Center var. Bir tane market var. Bir de Battle City şeyi falan filan. Buraya lan. Battle City bölgesi. Verdant of Battle Tent diyor. PvP is my fort. Tamam, PvP bölgesiymiş abi burası. Şu an burada benim işim yok. Buraya gireceğiz tünele. Tünelden Rasboro'ya doğru yollanıyoruz. Bakalım tünelden çıkışımız ne kadar sürecek. Wishmore geldi. Şuradan run verelim. Hatta varsa bir şey basalım abi. Rastaf tüneli tek katlı herhalde. Zaten Geodude'la şey var. Şuradan aşağı doğru bir çıkış vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an için dig mig kullanamıyoruz abi, o kötü. Aynen, dig kullansam buradan öbür tarafa geçersin. Gerçi biz tüneli daha önceden geçmedik. Aynen, şurada bir pokeball var. Bu tarafta da başka bir şey yok sanırsam. Black Glasses abi çok iyi. Dark type saldırıları güçlendiriyor. Bir tane daha oldu. Şu an burada başka bir şey yok. Buradan geçemiyoruz. Rustorf tünellerinden çıkışa doğru gideceğiz abi. Başka Pokemon olmadığı için şuradan hemen varsa Repel kullanalım. Aynen, normal Repel varmış. Super Repel falan yok. Ha, Super Repel bir tane var. 200 step. 200 adım Pokemon çıkmayacak. Dediğim gibi sadece Geodude'da şey var. Pokemon da kasmaya çalışmıyoruz. Şuradaki elemanlarla kapışalım. O Pokeball var. Buradakiler bizi geçirmeyecek mi? Rock Smash'ı öğrendik. Birine Rock Smash mı öğretmemiz lazım? Rock Smash'ı aldık abi. Rock Smash birini öğretip geçeceğiz artık. Varsa kullanabilecek Pokemon'umuz. Geodude'u var. 20 level. 20 level Geodude. Rolls'u buradan kasmaya devam. Future Sight 2 tur geçiriyor abi. Psychic vur. Stardew vardır yüksek ihtimalle. Yani Stardew olmasa şaşardım. Leftover'lar çok iş yapıyor abi. Devam. Çok exp alamayacağız. 3 tane Pokemon'u var. Hemen hızlıca bunları da hallederiz. Dediğim gibi Rastaf tünelinden çıktıktan sonra artık olaylar nereye doğru şekilleniyor? Oha, Meditate. Çok iyi abi ama Psychic saldırı tek atacak. Malum Fight type Meditate. Meditate beklemiyordum ya. Bu adamdan Meditate çıksın falan beklemiyordum. Meditate Zord. Sıradaki Pokemon Machamp. Abi bir Machamp biz de kasacağız ya. Vallahi bir tane Machamp PvP için ileride en azından iş yapabilir. Adamant, Noguard. Bir tane Machamp olsa, Machamp yapsak dadından yenmez. Kesinlikle dadından yenmez abi. Burasını da temizledik. Team Magma ve Team Aqua. Onlar da zaten sürekli ortalığı karıştırıyor. Ether bulduk abi. Şu ikisi ne yapıyor burada acaba? He. Bunlar şeye gitmek istiyorlarmış abi. Rock Smash olmadan buradan geçemiyoruz. Mecburen işte şu Rock Smash'i öğreteceğiz abi bir tane Pokemon'u. Almıştık hatırlarsanız. Rock Smash'imiz var. Kimi öğreteceğiz sadece işte. Sıkıntı bu. Yani katı atamam. Pursuit yerine Rock Smash mi koysam? Leaf Blade'im var. Rolls yapamayacak. Mightyena'ya mı öğretsem? Mightyena'ya öğreteyim. Yani... Ya Rock Smash öğretecek bir tane Pokemon'u... Bir dakika. Rock Smash aldım ben. Psywave. Taunt. Thunder Wave. Rock Smash'im olması lazım. Solar Beam. Dragon Rage. Nerede bu Rock Smash be? Sismik çarpma. Mega Drain'im var. Counter'ım var. Water Gun'ım var. Rock Smash. Kim öğrenebiliyor? Mightyena öğrenebiliyor mu? Aynen öğrenebiliyor. Howl yerine... Sen de atak yerine mi? Howl yerine Rock Smash vereceğim. Fight type bir tane saldırım olmuş oldu en azından. Aynen. Şuraları temizleyelim. Hazır gelmişken şu Rastart tünellerinin alt kısımlarına doğru ilerleyelim bakalım. Ginger Jones. He, burası şey diyor, arkeolojik kazı bölgesi diyor. Geçebilmen için diyor izine ihtiyacım var diyor. Anladım, tamam, girmiyoruz abi. Rock Tower tünellerinden de böyle Rock Smash'te geçebiliyoruz. Çok iyi. Hiçbir item falan çıkmıyor tabii ki. Pokeball aldık. Güzel. Tamam abi, buradan da çıkmış olduk. Birinin Gardevoir var arkada. İnşallah bizim de olacak ilerleyen zamanlarda. Hiker Clan, Dig falan olsa geçecek. Natu. Bu evlerde işimiz yok. Elder Stella, Elder David. Şu genci olan Joey'ye biz işte şey falan gösterecektik yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bir görüşeceğiz diyor. Şimdi Bugcatcher'ın tabi süresi dolmuştur, bu bize saldırır. Ama neyse şuradan sıvışırsak. Aa, orada Pokeball varmış. Veriler falan da şey dolmuş ya. Şuradan mı gitsek, ne yapsak? Şuradan gidelim abi de. Zigzagoon geldi. Oradan verileri merileri falanı filan alalım. Repel de gitmiş. Rastarf'tan çıktık. Rasboro şehrine gidiyoruz. Orada bölümü sonlandıracağız arkadaşlar. Ama buraya nereden geçiyoruz ya? Heh.
Şu elemanlarla işim yok benim. Şu pokeball alacağım. Ether aldık. Berileri de topla. Güzel cherry berry. Chesto berry. Bilmem ne berry. Hadi bir drill çekil şuradan. Orm berry de aldık. Hop zıpla. Şuradan. Derken Pidgey geldi. Ver ram buradan hemen kaç. Pokemonlar bayağı koptu abi. Mightyena gerçekten güzel bir Mightyena geldi. Dediğim gibi keşke Adamant olsaydı. Ama yok abi düşmüyor ya. Harbiden düşmüyor. Uzun bir sürenin ardından Rasboro şehrine tekrar geri geldik. Hemen hızlıca buradan Pokemon Center'a gideceğim. Pokemon Market'e gideceğim. Biraz Pokeball alacağım. Burada Pokeball satıyorlardı diye hatırlıyorum. Center'da da şuraları toparlayalım. Hop. Tamamdır. Şimdi. Sonrasında yine bize heyecanlı olaylar bekliyor olacak arkadaşlar. Bakalım buradan neler alacağız. Dediğim gibi bu Max'la konuştuk mu biz ya? Ben bu Max'ı hiç hatırlamıyorum. Ben buraya girdim mi daha önceden? Bak ben buraya girmedim ha. Bak vallahi billahi girmemişiz. Hiç bu Pokemon Center'a girmemişiz. Neyse false swipe verdik TM104. Aldık daha doğrusu biz vermedik o verdi. Pokeball. Ver abi şöyle bir 50 tane ver ya. Farm yapıyorum zaten sürekli. Aa bu kadar çok Pokeball gidiyor ki farm yaparken. Neyse en azından farm sırasında kastığımız 3-5 kuruş parayla en azından şey çıkıyor. Pokeball'ların parası çıkıyor açık söylemek gerekirse. Ama bayağı uğraştırıyorlar yani beni. O sürede neyse Pokemon'lar kasılıyor. Evet abi buradaki olayları tamamladık. Şimdi yukarı doğru gideceğiz. Şu eleman artık bize herhalde geçişe izin veriyordur. Elder Johan. Aynen Elder Johan geçmemize izin veriyor. Evet yeteri kadar güçlendi diyor. Dynamo Badge'i aldın diyor. Artık geçebilirsin diyor. Evet arkadaşlar Rasboro şehrinden çıktıktan sonra yukarı doğru Meteor Falls'a gideceğiz. Burada yine olaylar bizi bekliyor olacak. Mightyena'ya Rock Smash öğretmek zorunda kaldık. Yoldan geçmek için hiç plan da yoktu ama olsun. Bir tane Fight Type saldırı en azından kenarda bulunsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.